şirketlerinde aşırı çekilme var. Bu çekilmeler, ben 49 yaşındayım. Bu çekilmelerin tedavisi yani ne şekilde yapılıyor mu? Yani maliyeti nedir? Kurtuluyor mu? Ben doktorlara gittiğim halde bir tedavi bulamıyorlar. Yani diyorlar ki bu çekilmenin şey ameliyatla oluyor. Evet. Yani aşırı çekilme oluyor. Yani belli bir yaştan sonra dişleri kaybetmek de istemiyorum. Nasıl peki bir tedavi uygulanması tedavisini gerekiyor? Özetleyeceğim. Tamam. Peki hoşçakalın Alaaddin Bey. Tosun Bey yanıtlıyor sorunuzu. Şimdi demin diş eti iltihabı ve onun ilerlemiş hali diş eti hastalığından bahsettik ve kemikte erimelere yol açabileceğinden bahsettik. Şimdi kemikte erimeler olunca kemiğin üzerinde duran diş eti var. Yani diş eti kemik üzerinde duruyor. Alttaki zemin kaydığı zaman yani kemik eridiği zaman diş eti de onunla beraber aşağıya doğru çekilmeye başlıyor. Yani diş eti çekilmesi var ise bir kişide ve ilerlemiş boyutta ise, çünkü bu fizyolojik de olabilir. Yani 1 milimetre civarlarında bir diş eti çekilmesi varsa bunun fizyolojik, yaşa bağlı, ilerleyen, orta yaş ve ilerisindeki dönemlerde olabilen, görülebilen bir şey. Yani 40'lı 50'li yaşlarda diş eti çekilmesi 1-1,5 milimetre ise bu fizyolojik kabul edilebilir. Ama onun ötesinde bir diş eti çekilmesi varsa demek ki kemikte erimeler var. Demek ki bir diş eti hastalığı var. O zaman diş eti hastalığını ortadan kaldırmak lazım. Yani antimikrobiyal bir tedavi, mikropları bertaraf eden bir tedavi protokolü uygulamak lazım. Bu tedavi protokolü çok standarttır. 3 seans, başlangıçta detertıraş, diş taşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi işlemi. Buna lazerleri de kombine edilebiliyor bu tedavi ile birlikte. Ve sonrasında vakanın durumuna göre cerrahi yöntem veyahut da idame tedavisi. Cerrahi yöntem gerekiyorsa dediğim gibi biz dokuları açıyoruz ve içerideki hastalıklı bölgeyi vücut dışına atarak gerektiğinde rejeneratif tedavi uygulayarak tekrar o kaybedilen dokuyu geri kazanmaya çalışıyoruz. Veyahut da eğer hasta tedavi sürecinde işbirliğine çok yatkın ise, yani evde yapması gereken bakımı çok iyi yapıyor ise ve cep derinlikleri çok fazla değilse, bazen cerrahi yönteme gerek kalmıyor. Sadece başlangıç periodontal tedavi dediğimiz kök yüzeyi düzleştirme seanslarını ardışık olarak yaptıktan sonra hastayı belli periyotlarda, önce başlangıçta 3'er aylık periyotlar, daha sonra 6 ay ve 1'er yıllık periyotlarda takip ediyoruz. Diş eti hastalığına yakalanan insanların şunu çok iyi kavramaları lazım. Bu hastalıkla beraber yaşamaları gerekiyor. Yani diş eti hastalığını hiçbir zaman tam olarak noktalayamazsınız. Yani tam olarak bitiremezsiniz. Etken faktörü bakterileri vücudumuzdan atamayız. Bakteriler biz yaşadığımız müddetçe var. Biz onları kontrol altında alabiliyoruz. Neden herkeste diş eti hastalığı olmuyor? Çünkü bazılarının bünyeleri, diş temizleme alışkanlıkları, ağız sağlığına olan düşkünlükleri... Çok sayıda etken var ama değil mi? Tabii, yani sigara dahi bunlardan biri olabilir. Üç tane ana faktör var. Bir, bakteri plağı. Yani ağzımızda yaşayan bakteriler. İki, bizim bünyemizin onlara karşı gösterdiği savunma cevabı. 3, çevresel faktörler dediğimiz diş temizleme alışkanlıklarımız, yemek yeme alışkanlıklarımız gibi.